zorlu bir yılı geride bıraktık. Dünya genelinde devam etmekte olan COVID-19 salgını zaman zaman yeni varyasyonlar ile hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Pandemi tüm dünyada çok sayıda can kaybına neden oldu ve olmaya da devam ediyor. Aşılamanın ne kadar önemli olduğunu hep birlikte yaşayarak gördük. Bunu şu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki Sağlık Bakanlığımız bu salgın ile dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinden daha başarılı bir biçimde mücadele ediyor. AK Parti iktidarımızın 20 yıllık döneminde sağlık sektöründe yapılan yatırımların, gerçekleştirilen uygulamaların sonuçlarını, meyvelerini aldık. Şehir hastaneleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, ambulans filoları, ambulans uçaklar, helikopterler ve yetişmiş sağlık ordusu ile vatandaşlarımıza başarılı hizmetler verdiler. Vermeye devam ediyorlar. Ne mutlu ki Türk Üniversitesi'nde Türk bilim adamları, Türk aşısı, Türk aşımızı yaptılar ve seri üretimine başladık. Dünyada aşı üretebilen 6 ülkeden birisi olduk. Bilim adamlarımıza ve sağlık ordumuza bir kez daha teşekkür ediyoruz ve tebriklerimizi sunuyoruz. Pandemi tüm dünyada ekonomileri etkiledi bildiğiniz gibi. Arkadaşlar, pandemiyle birlikte dünyada üretim durdu ya da durma noktasına geldi. Tedarik zincirleri kırıldı. Maliyetler had safhada arttı. Amerika ve Avrupa 40 yıldır en yüksek enflasyonla tanıştılar. Enerji krizleri ortaya çıktı. Petrol fiyatları arttı. Dünyada doğal gaz fiyatları 6 kat arttı. Küresel olarak yaşanan sıkıntılı bir dönem yaşandı. Dünyanın geçtiğimiz bu sıkıntılı dönemde ülkemizde de bazı sıkıntılar tabii ki oldu. Bu süreçte hükümetimiz doğalgaz, akaryakıt ve elektrik fiyatlarını sübvanse ederek vatandaşlarımızın aile bütçelerine katkı verdi. Enerji sektöründe yapılan sübvanse ve vazgeçilen vergilerin toplamı 125 milyar seviyesinde. Yılın son aylarında maalesef ekonomik bir kuşatma altına alınmaya çalıştık. Kur ataklarına maruz kaldık. Dolar 18 TL seviyelerine kadar suni bir şekilde yükseltildi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomi yönetimimizin almış olduğu bir dizi kararlar ile dövizdeki yükselişin önüne geçildi ve kontrol altına alındı. İnşallah yeni ekonomi programı ile yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme yolunda ülkemiz yoluna devam edecek. Vatandaşlarımızın etkilenmemesi için azami kararları uygulamaya alıyoruz. Ekonomik tedbirler, tabii hükümetimiz bir takım ekonomik tedbirler aldı. %50'nin üzerinde bir artış yaparak asgari ücreti 4.253 liraya çıkardık. Asgari ücretten gelir, damga vergilerini kaldırarak çalışanların alım gücünü arttırdık ve işverenlerin vergi yükünü azalttık. Korumalı mevduat hesapları uygulamasına başladık. Vatandaşlarımız bundan sonra kur artacak kaygısıyla mevduatını Türk lirası yerine dövize yatırmasına ihtiyaç duymayacak. Alınan yeni kararlarıyla bireysel emeklilikte devlet katkısı %5 artırılarak %30'lara çıkarıldı. İktidarımız ihracata dayalı büyümeyi destekliyor. 2021 yılında 225 milyar dolar ile ihracatta rekorlar kırdık. Dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ülkesi haline geldik. Dünya genelinde ticaret hacmimiz katlanarak artıyor. 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısı 2002'de 9 iken bugün 48'e çıktık. Ülkemizde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan ürün kalemi 40 adetin üzerinde. Fethiye'li hemşehrilerimiz müşteri olsunlar. AK Partilerin sağlık sektörüne verdiği önemi sadece 84 milyon insanımız değil, tüm dünya biliyor. Sağlık sektöründeki yatırımlarımız ülkemizin her yerinde olduğu gibi Muğla'mızın her ilçesinde ve Fethiye'mize devam ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde AK Parti Muğla Milletvekilimiz, Fethiyelilere bazı müjdeler vermişlerdi. Bunlardan birisi pandeminin teşhisinde önemli unsurlardan birisi olan PCR cihazıydı. Bu cihaz Fethiye Devlet Hastanemize kazandırıldı ve uzun zamandır vatandaşlarımızın hizmetinde. Diğer bir müjde ise milletvekilimiz Yelda Erol Gökçen hanımefendinin Fethiye'mize verdiği anjiyo ünitesi müjdesiydi. Bu konuda geçtiğimiz günlerde Ana Muhalefet Partisi ilçe başkanı devlet hastanemizin acil kapısının önünde poz vermiş, parmağı ile acil girişini göstererek anjiyo ünitesinin nerede olduğunu sormuş.
sayın arkadaşımız yine bulanık suda balık avlıyor. Yalnız yanlış mesajlar ile algı yönetmeye çalışıyor. Sayın Başkan, hastanede acil girişinin önünde gazetelerin 3. sayfalarındaki haberlerdeki olayları işaret edercesine resim çektirip şov yapacağına, keşke hastanemizin başhekimine uğrayıp biraz bilgilenseydi. Bildiğiniz gibi acil üniteleri genellikle ilçelerde değil, il merkezlerinde bulunuyor. Bunun bir istisnası Alanya ilçesi. Bu diğeri de bunun sebebi de Alanya'da bir tıp fakültesi var biliyorsunuz. İkincisi istisna inşallah Türkiye'de ilçeler arasında ikinci istisna Fethiye'mizde olacak. Muğla milletvekilimiz Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökçam Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile görüşerek Fethiye'mize bir anjiyo ünitesi sözü almışlardı. Milletvekilimiz Sayın Yelda Erol Gökçam 6 Kasım 2020 tarihinde bir dizi program için geldi Fethiye'mizde anjiyo ünitesinin 2022 programına alındığını söylemişti. Ana muhalefet ilçe başkanı Fethiye'mize kazandırılmakta olduğumuz anjiyo yatırımı için milletvekilimiz Sayın Yelda Erol Gökçan'a teşekkür etmek yerine saldırmayı tercih etmiştir. Ana muhalefet partisi ilçe başkanı haddini aşmaya devam ediyor. Armut dibine düşer. Armut dibine düşer. Genel başkanları geçtiğimiz günlerde Ulaştırma Bakanımıza mesnetsiz ithamlarda bulunmuş ve canlı yayında cevabını almıştı. İşleri güçleri bunların algı operasyonu yapmak. Çamur rahat izi kalsın politikası yapmak. Dikkatleri başka yönlere çekmek. Kıymetli hemşehrilerimiz müşteri olsunlar. Fethiye'mizin anjiyo ünitesine kavuşuyor. Bakanlığımızdan onay çıktı. Daha önce de açıklamıştık. Sağlık İl ve İlçe Müdürlüğümüz ile başhekimliğimiz hastanede anjiyo ünitesinin kuruluşu için lokasyon tespitini yaptılar. Gerekli projeler hazırlandı. İnsan hayatını ilgilendiren bu tür projeler bir takım teknik çalışmalar gerektiriyor. Enerji hatlarından bina düzenlemesine tek tek çalışma yapılması gerekiyor. Anjiyo ünitesinde kurşun kaplama işlemi gerekiyor. Ana Muhalefet Partisi Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir'e hatırlatmak isterim. Bu işler bilgi, tecrübe, teknik çalışmaya gerektirir. Kaldırım taşıları söküp takmaya, asfalt yapmaya benzemez. Boya badana yapmaya, işlerine, popülist işlerle uğraşmaya hiç benzemez. Yalanla, dolanla, algıyla peynir gemisi yürümez. Biz AK Parti'yiz. Söz verdik mi yaparız. Hem de en güzelini. Tekrar söylüyorum. Gerekli hazırlıklar yapıldı. Bakanlıktan onay çıktı. İnşallah kısa sürede tamamlanacak ve vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Vatandaşlarımız anjiyo ünitesi için uzaklara artık gitmeyecek. Milletvekilimiz Sayın Yelda Erol Gökçan, Mehmet Yavuz Demir ile İl Başkanımız Sayın Kadem Mete'nin gayretleriyle Fethiye'mize 500 yataklı yeni bir hastane, yeni bir yerde kurmak üzere bakanımızdan söz almışlardı. Yeni hastanemiz yapılınca hastanemizin yatak kapasitesi %100'den fazla artmış olacak. Tabii bu artışla beraber hastanemizin rolü de bir kademe üste çıkıyor. A rolünde bir hastane olacak. A rolü ne demek? Daha yeni uzmanlık alanları olmayan birimlerin de Fethiye Devlet Hastanesi'ne kazandırılması demek. İnşallah bunlara da kavuşmuş olacağız yeni hastanemize birlikte. Şimdi kıymetli arkadaşlar, Fethiye'de İlçe Sağlık Müdürlüğü binası, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 sağlık hizmetleri istasyonu projeleri Cumhurbaşkanımızın onayından çıktı. Bu yıl içinde projesi tamamlanarak ihaleye çıkacak. Bu konuda da müjde vermek isterim. Diğer muhalefet partilerimiz de bunu takip etsinler. Evet, yeni bir müjdemiz daha var. Ülkemizin %80'ine ulaşan ve %71'i tarafından kullanılmakta olan doğalgazı Fethiye'miz ile buluşturmak üzere çalışma başlattık. Fosil yakıtlardan daha çevreci ve ekonomik olan doğalgazı inşallah Fethiye'lerin hizmetine sunacağız. Fethiye'miz her şeyin en güzeline layık. Arkadaşlar tabii bu pandemi süreci 2 yılı aştı ve bu sıkıntı henüz bitmiş değil. Az önce bahsettiğim gibi değişik varyasyonlarla devam ediyor. Tedbirlerden bırakmamamız gerekiyor. Aşılama konusunda bir takım aşı karşılığının olduğunu görüyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de var maalesef. Fakat insan hayatı her şeyden daha kıymetli. Aşılarımız olalım. Daha önce imtina edenler vardı, yabancı aşılardan çekinenler vardı. Artık Türk aşımız, Türk avuk da geldi. Tavsiyem vatandaşlarımıza en azından bunu da değerlendirmeler yönünde.
Ben şahsen 3. aşımı oldum. 4. aşı zamanı gelince de inşallah Türk aşısına olmak istiyorum. Arkadaşlarımız, vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum bu konuda. Sözlerime son verirken tüm vatandaşlarımın yeni yılını yeniden tebrik ediyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum.